Paralel kenar verilmiş. Paralel kenar A ve C köşelerinden katlanıyor. DF üzerinden ve EB üzerinden. Katlamalarda dikkat edeceğimiz şey uzunluk değişmez, açı değişmez. O yüzden burada bir açı ortaya oluşur 45 derece. Sonra yine burada da bir açı ortaya oluşur 70 derece, 70 derece. Önce bir verdiklerine bakınca bak sorduklarını halletmiş oluyoruz. 45, 70 daha 115 kaldı buraya 65 derece karşılıklı açılar eşit olduğu için burası da 65 derece. Bu arada bu katlandığı zaman nereye geliyor? X'e geliyor. Dolayısıyla 65 derece oldu D şıkkı. Bir katlama yapılmış EB üzerinden. Katlandıktan sonra da şu bilgiyi vermiş. EF, üstüne eşit. Tamam. Sonra bir durum vermiş. Şöyle bir yaptığımız zaman EBA ile buradaki A, B, C üssü birbirine eşit diyor. Buna göre artık neye dikkat etmeliyim? Bir eski haline getiririm ben genelde katlamaları. Şöyle yaptığımız zaman buraya alfa alfa dersem katlamada açı değişmez. 2 alfa. Sonra açı ortay ve kenar ortay aynı zamanda nedir? Tabii ki yüksekliktir. Dolayısıyla burada şimdi bana C, A, B'yi 40 derece verdiği için neye dikkat etmeliyim? Bak burası 50 derece ya. Katlamada açı değişmez. O zaman şuraya 130 derece kalır. E demek ki bu 65. O zaman bu da 65 olmuş olacak. Sonrasında katlamada şu açımızda 65'ten dolayı ne oluyor? 25 derece oluyor. 25 çarpı 2'den burası da 50 derece. Bu toplam açımız B 75 olduğu için karşılıklı açılar eşit. 75 oldu D şıkkı. D, e, C üçgeni kesilmiş ve sarı üçgen olarak C üssü DE olarak yapıştırılmış. Bir eski halinde bir şurası bir dursun. Neye bakmamız lazım? Birincisi DC ile DC üssü eşitler. Sonuçta onların üzerine katlanıyor. Sonra EC geliyor. C üssü E'ye buraya katlanıyor. Burada soruda lazım olursa şuna dikkat edelim arkadaşlar. Burada bir deltoid var. Deltoid'in simetriksini açı ortaydır. O hatta birazdan lazım olacak. Şimdi DC'yi 8 vermişti. O zaman DC üstü de 8. BC e, 5. O zaman ne olacak? BC 5 ise nereye bakalım? DA da 5. Tamam. Sonra burada 5, 8, 7 üçgeni. Kosinüs teoremi yaptığınız zaman arkadaşlar bu açının 60 derece olduğunu görüyorsunuz. Bakın göstereyim. 25 artı 64 eksi 2 çarpı 5 çarpı 8 çarpı kosinüs alfa 49. Buradan da kosinüs alfa 1 bölü 2 alfa 60 derece geliyor. Kos alfanın 1 bölü 2 oldu 60 derecedir. ÖSYM'de de geçen sene bununla alakalı. Yani geçen sene tabii siz ne zaman izlerseniz bilmiyorum ama böyle sınavda sormuştu. İlla o açıyı bilmeli miyiz hocam? Yok. Kos teoremiyle yine geliyor ama bilirseniz iyi olur. Bak 5, 8, 7 üçgeninde 5 ile 8'in arasının 60 derece olduğunu bilmek avantaj sağlıyor. Yani zorunluluktan ziyade. Şimdi burasının o zaman 60 derece olduğunu gördük. Bundan sonra ne söyleyeceğiz? Bize B açısını 100 derece verdiği için karşılıklı açı, açılar eşit. Yine 100. Demin söylemiştim simetri ekseninden dolayı DE simetri ekseni deltoid bakın Şurada o zaman 160'ın yarısı 80, 20 oldu. Buraya da 80 kalmış oldu. Bu yüzden EDA 20 oldu. C şıkkı. Paralel kenar şöyle kaydırılmış şu kısım. Son hatta buraya doğru kaydırılmış. Özdeş paralel kenar yani EFCD ile EA üssü, C üssü, B üssü. Şimdi bundan sonra nasıl bir yorum yapabilirim? Bir düşünelim bakalım. Oradaki o alakasız açıların eşitliği bize ne katkı sağlayabilir arkadaşlar? Aslında bu yeni nesil soruların içine bazen e, klasik soruların yapıştırılması şöyle bir etki uyandırıyor. Allah ne yapacağız falan ama diğer taraftan bakınca da burada güzel bir benzerlik var. Neden? Şu açıların eşit olması sayesinde buraya ben alfa alfa desem, ortak açı teta dersem, buraya beta dersem buranın tamamına mecburen teta alfa şuranın tamamı da ne olur beta. Gördüğünüz gibi şu DAB üçgeniyle büyük kırmızı DAB üssü yazayım bakın DAB üssüyle DAB benzer oldu. Harf sırasına göre yapmadım sadece benzerlik yaptım. İşte benzerliği gösterdim. O zaman bakalım benzerlik oranını da vermiş aslında. Teta'nın karşısı küçük üçgende k, büyük üçgende teta'nın karşısı 2k. Benzerlik oranı 1/2. O zaman şunu söyleyebilirim artık. Ben burada şu EF'ye X dersem AB'ye de X deyince alfanın karşısı küçük üçgende X ise alfanın karşısı büyük üçgende 2X olmalı. Bunu böyle söylemiş oldum. Sonra e, beta'nın karşısı küçük üçgende 2X ise beta'nın karşısı büyük üçgende X artı 12. Yani o zaman burada da 2X artı 12'nin Gördüğünüz gibi x artı 12 oranın kaç oldu? 1 bölü 2. x artı 12 eşittir. 4x x eşittir. 3x 12'den 4 gelmiş oldu. Zaten benden de a b yani x'i istiyor. 4 oldu c şıkkı. Yeni nesil model sorularda dikkatli olmak lazım. Soruyu okumak önemli. Mesela bakın burada önemli kısmımız. BDD üstünün doğrusal olduğunu söylüyor. O zaman bdd üssü görüyor musunuz burası doğrusal tamam ne olacak döndürmede kenar değişmez bu uzunlukla tabii ki bu uzunluk aynı yani ikizkenar üçgen oldu şimdi artık bakalım 26 derece döndürüldüğüne göre şu ad kenarım da döndüğü zaman nereye geliyor buraya kaç derece 26 derece şimdi bu 26 derece olduğu zaman 180'den 26 çıkardık kaç kalır 154 77 derece. Burası da o zaman 77 derece oldu. Benden DAB üstünü istiyor. Tamam burayı 77 bulduğumuza göre Z'den dolayı. Burası da 77 derece ama benden orayı istemiyor. Ne diyor? Şuradaki DAB üstünü, burayı. Ne yapacağız orada peki? Onda da şunu düşüneceksiniz. Döndürme 26 ise aslında uzun kenarda döndü. 26 derece oldu burası. Tamamı 77 olduğu için... 51 derece kaldı E şıkkı. ABC'de paralel kenarında bu F noktasının orta nokta olması önemli. Çünkü aslında orada bir kenar ortay sağlamış oluyor bana. Şimdi kenar ortay sayesinde şunu görüyorum. Köşegenler birbirini ortalamıyor mu? O zaman köşegenler birbirini ortaladığına göre CE kenar ortay. FB de bir kenar ortay. Ne oldu? Ağırlık merkezi oldu. K noktası ve ağırlık merkezi ikiye bir oranında böler kenar ortayı. 4 geldi. Sonra bu ağırlık şeyden dolayı köşegenden dolayı zaten EB 4. 105 olduğuna göre 75. İkiz kenar üçgen çıktı. K, e, B. Burası da 75. Burayı da bak artık 30 buldum. Alana gelene kadar bunları bir yapmalıydık. Bundan sonra artık ne söylerim? Ağırlık merkezi hatırlıyor musunuz? Kenar ortay konusu. Alanı tam böyle 6 eşit parçaya bölüyordu. O zaman aynı şey burada da geçerli. Diğer üçgenin alanında 6S olur. Toplamda S eşittir. 4 çarpı 4 bölü 2. sinüs 30, 1 bölü 2. Bundan kaç tane var? 12 tane var arkadaşlar. Dolayısıyla buradan ne oluyor? Ona 4'ler gidiyor. 48 geliyor. Yani A şıkkı. Buradaki dikdörtgen şeklindeki tablo zemine paralel duruyormuş başlangıçta. Sonra A köşesi sabit kalmış, eğilerek dönmüş. E, tabii ki uzunluklarımız değişmiyor ama açı değişmiş. Bakın bir paralel kenara dönüşmüş gördüğünüz gibi. Burada AD dönünce buraya gelecek. 16. CB üstü C üstü doğrusal olmuş. AD üstü B doğrusu almış tamam. O zaman 26 26'ydı buraya 10 kaldı. Uzunluk dönünce değişmeyecek. Sadece dediğim gibi yamulduğu için e, şekil aradaki açı bozulduğu için 90 bozulmuş. Yoksa görüntü bakın aynı. Sonra Daha doğrusu doğruların uzunlukları aynı. E, burası o zaman 26 idi. Yine 26. 10-24-26 üçgeninden B noktasının yere olan uzaklığı 24. O zaman A'nın da yere olan uzaklığı 24 olur. D şıkkı. Benzer paralel kenarlar ne demektir? Hemen söyleyeyim. Benzer paralel kenar olduğunda örnek veriyorum. Bu kenarın bu kenar oranı 1 bölü 3 mü? O zaman o benzer olan paralel kenarda da kısa kenarın uzun kenarı oranı 1 bölü 3 olur. Haliyle burada bir bakalım şimdi. Demiş ki beyaz paralel kenar bu. Beyaz paralel kenar her bir sarı paralel kenara benzer. Tamam. O zaman şimdi ilk etapta yapabileceğim bir şey yok ya. Harflendireyim. Özdeş kenarlar burası A. Burası A. Burası 6 eksi A. Şimdi e, uzun kenar 6 verilmiş zaten 6 aldı. Demek ki Paralel kenar, beyaz paralel kenarın kısa kenarının uzun kenarı oranı 12. E, 6 x A 12. Sarı paralel kenarın kısa kenarının uzun kenarı oranı ne? A bölü 6. Böylece 2A eşittir. 6 x A. A'da ne gelmiş oldu? 2. Zaten buralar 6 6 idi. Burayı da 2 bulmuş olduk. 12, 2 daha 14 oldu. B şıkkı. B45 verilmiş. Aralarında 5 santim bulunan mavi ve sarı boyalı özdeş kare. Böyle birisi diğerinin üzerine yatırılarak hareket ettiriliyor ve gördüğünüz gibi sarı mavinin üzerine düşmüş vaziyette. Paralel kenar oluşmuş bunların köşelerini böyle birleştirince bu şekli bir paralel kenar oluşturulmuş. Buna göre C köşesi zeminden ne kadar yukarı çıkmıştır diyor. Şimdi Burada ne dikkatimizi çekmeli bakalım. Bir kere AB'yi zaten çaktırmadan vermiş. CB45 bunlar özdeş olduğuna göre nedir? Burası 20'dir. Burası da 20'dir. Doğal olarak AB uzunluğu ne oldu? Bak 25. Döndürünce karenin uzunluğu değişir mi? Hayır değişmez. Burası 20. O zaman ne oldu? 15, 20, 25. Tabii ki paralellik var. Burası bak yöndeş açı. Alfa. Alfa. İşte burası 90 kareden dolayı burası 90. Bak burası beta desek burası da beta olur. Yani şu C üstü KA ile buradaki bu üçgen eş üçgen oldu. Burası zaten 20 mecburen bu 25 oldu. Eşlik neden? Betaların karşısı aynıysa 90'ların karşısı da aynı. O zaman alfanın karşısı da 15. Şimdi şöyle büyütelim artık. Burada neye dikkat edeceğiz? 15-20-25 üçgeninde özel bir durum vardır. Ee, burası 9'dur. Burası 16'dır. Burası 12'dir değil mi? 15, 20, 25 üçgeninde her şey böyle ne güzel tam sayı. Doğal olarak başlangıçta C noktası zemindeydi bakın. Zemindeydi. Sonra artık böyle çıktı ama yukarı doğru çıkarken düşeyde ne kadar yol aldı? 12 birim yol aldı. Bizden zaten ne kadar yukarı çıktığını soruyor. Ne kadar hareket ettiğini sormuyor. Yukarı çıktığı mesafe gördüğünüz gibi 12 yani D şıkkı. Soruda neye dikkat etmeliyiz? Paralel kenarın alanını sorarken taban çarpı yükseklik. Zaten yükseklik belli. 1 2 3 4 5. Yani yüksekliğimiz 5 birim. Burada benim tabanı bulmam lazım. Orada da arkadaşlar temel trigonometri veya benzerlikten yararlanmak lazım dik üçgenlerde. Bakın burada yöndeş açılardan dolayı tanjant alfa kaç? 4/2 de mi? E burası 1 bir birim olduğuna göre yöndeş açıdan burası ne olması lazım? 1/2. Gerçekten karşı bölü komşu 1 bölü e, karşı bölü komşu 2. Dolayısıyla böyle de yapabilirsiniz ya da alfanın karşısı 4 birim alfanın karşısı 1 bir birim o zaman burada betanın karşısı 2 ise betanın karşısı 1 bölü 2 gelir dersiniz. Sonuç itibariyle 1 2 3 4 5 6 bir de orada yarım var AB uzunluğu 6.5 buçuk geldi 6 buçukla 13 e, bölü 2 diyeyim de kesirlerle uğraşmayalım 13 bölü 2 Yükseklik zaten 5'ti. Dolayısıyla 65 bölü 2 oldu. C şıkkı. Kağıt arkadaşlar, kare bir kağıt varmış böyle. Anladığımızı size anlatayım bakın. Kare bir kağıt var. Bu kare kağıt böyle tam ortasından ikiye ayrılıyor. Gördüğünüz gibi ben şu an birleşmemiş hali. Daha sonra diyor ki biz bunu düzlemsel görünümünü gösteriyoruz size. Yani burada üç boyutlu bir görüntü yok. Dolayısıyla ne yapılmış aslında biraz biliyor musunuz? Bu 3 boyutlu görüntü olmadığı için düzlemsel bakın özellikle burada yazıyor. Gösterelim onu. Düzlemsel görünümü diyor ya. O zaman bu görüntünün düzlemsel görünümünde şurası aslında bir paralel kenar oldu. Normalde 3 boyutlu da görünürken aslında siz onu V harfi şeklinde açılmış bir kağıt olarak görüyorsunuz ama düzlemde yani kağıt yüzeyi üzerinde çizdiğimiz zaman doğal olarak tabii ki kağıt yüzeyi 2 boyutlu bir sistem olduğu için bu paralel kenarmış gibi görünüyor, tamam mı? Biz de bu görüntüye göre yorum yapacağız. Bakalım şimdi ne demiş bize? Ee, i̇kinci durumda biraz daha eğdiğimiz zaman, biraz daha eğdiğimizde yine düzlemsel görüntüde şu paralel kenarın alanı yarıya düşmüş. Bu nasıl mümkün? Taban değişmiyor, taban bakın BC. İkincide de BC. O zaman ne değişiyor? Yükseklik. Yükseklik yarıya inmiş demektir. Eğer ben buranın yüksekliğine 2H dersem şuranın yüksekliğine ne demeliyim? H. Çünkü alan yarıya inmiş. Ve burada neye dikkat edeceğiz? ABCD yüzeyiyle hiç oynamıyor. O zaman ABCD yüzeyinin şu AB kenarı ve CD kenarı normalde karenin kenarının yarısı değil mi gördüğünüz gibi? Ben KD'nin kaç olduğunu biliyorum? 2. O zaman burada DN'nin kaç olduğunu biliyorum? 7. 7 artı h da karenin bir kenarının yarısı. 2 artı 2h bakın şu dc. E şöyle gösterirsem size. E a, b, d kıvrılma yeri tam böyle c dersek bakın. a, b, e, c, şuraya e, b diyeyim pardon. Sonra buraya d diyeyim. Şöyle e ve f gördüğünüz gibi dc aslında karenin hakikaten yarısı. Dolayısıyla 7 artı h'ta 2 artı 2 h'ta karenin bir kenarının yarısı. Bu yüzden 5 eşittir h geldi. Bizden an'yı istiyor. Tamam bulalım. Şimdi biz h'ı 5 bulduğumuza göre şurada yerine yazarsak 7 artı h yani bir kenarın yarısı ne geldi? 5'ten dolayı 12. Bu bir kenarın yarısı olduğu için ad yani bir kenar 24. Bu yüzden cevabımız 25. Soruda özellikle düzlemsel diye uyardığı için orada dikkat etmeliydiniz. Bunlar biraz böyle görselliği itibariyle insanı afallatıyor. Ama düzlem dediği için de sadece kağıt üzerinde iki boyutlu düşünüyorum. Evet dikkatli olmamız gereken bir soru. Paralel kenar verilmiş. Paralel kenarda bize ne söylüyor? Burada paralel kenarda böyle bir büyüteyim şekli. Katlama yapılmış. Katlama yapıldığında ne değişmez? Açı değişmez. Ne değişmez? Uzunluk değişmez. Önce bunları bir gösterelim. Sonra BC'ye 30 vermiş. O zaman burası da 30, burası da 30 söyleyelim. Ve orada önemli bir durumumuz var. Bize diyor ki katlandığında köşegenlerin kesim noktası. Köşegenlerin kesim noktası nedir arkadaşlar? Gösterelim bakın. DO OB'ye eşit olduğu için köşegenin yarısıdır DO. O zaman... Burada şunu görmemiz lazım. Şu D, O, O, B, 30, 30. Ne işime yarayacak peki? OK'ya OK nasıl bir geçiş yapacağım? Burada bakın şimdi e, açı ortayı kullanırsam eğer şurada. 30 ve diğer kenar 60. Neydi kuralımız? Şurada da göstereyim bakın. Açı ortayı da katlayınca buraya geldi ya. 30'un 60 oranı K'nın 2K'yı oranıydı. O zaman buraya K dersen burası 2K olur. Burası 3K olur. Şimdi ne yapacağız? Normalde DB'nin tamamının 5K olduğunu biliyorum. Kelebek benzerliği var bakın burada. Gördünüz mü? Şurada kelebek benzerliği var. Ve şu K noktasında artık kelebek benzerliğini konuşturalım. 2K bölü 3K neye eşit? KB bölü KD'ye eşit. Doğal olarak burada artık oranlar 2 bölü 3 geldiği için şöyle bir sileyim. Buraya 2x dersek, şuraya 3x dersek, 5x eşittir 60 çünkü 30-30'dan dolayı 60 olduğunu biliyorum. x buradan ne geldi? 12. 2x ne oldu? Kb uzunluğu 24. Neydi ob? 30. Dolayısıyla buraya 6 kaldı. Gerçekten 30-30 olmuş oldu. Do ve ob eşit oldu. Cevabımız da 6 geldi. D şıkkı. Burada bir döndürme yapılmış. Bakın şu abc açısı oluşturan abc kenarı, kenarları. Ne yapılmış, döndürülmüş böyle gelmiş. O zaman AB uzunluğu AB üstüne eşit. Sonra BC uzunluğuyla B üstü C birbirine eşit. E, bundan sonra bize AB'yi 13 vermiş, BC kenarında 5 vermiş, x'i istiyor. Neler yapabiliriz? Tamamen şöyle büyüterek bir bakın. Soruda bu kadar bilgi var zaten. E, neye dikkat edeceğiz? Döndürürken arkadaşlar. Sonuçta uzunluk değişmiyor. Tamam BA ile BA üssü yani bu uzunluğumuzun da 13 olduğuna bir dikkat edeceğiz. Bence daha da önemlisi şu alfa burası da doğal olarak aslında yardım etmiş. Orada döndürünce zaten kenarı da olduğu gibi döndürdüğü için açı değişmez. Paralel kenarda karşılıklı açılar eşit alfa. Bu soruyu bitiren hamle. Çünkü alfa 90 şuraya beta dersen bak burası beta Burası alfa mecburen bu açıda ne oldu? 90. Çünkü alfa ile 90 ve burada beta varsa doğal olarak beta alfa C açısına ne kalacak? 90 derece kalacak. Haliyle burada artık ne olmuş oldu? Büyük üçgen bir dik üçgen geldi. 5 olduğu için CB üstü de 5. Zaten bana 90'ın karşısını yani hipotenüsü aslında AB'yi 13 vererek burayı da 13 vermiş oldu. Demek ki burasının uzunluğu neymiş? 12. Ben burayı 5 olarak biliyorum paralel kenardan dolayı. Demek ki x de 7 oldu. Yani cevabımız C şıkkı. Paralel kenar düşünelim şimdi. Paralel kenarı çizemedik. Heh. Bir paralel kenar A, B, C, D. CB ışını üzerinde. Madem ışın demiş hani bir dışarıdan bir çizeyim. Işın ne demek? C'den başlıyor, B'den gidiyor. Sonsuza kadar gider. E, madem hani boşuna dememiştir ümidiyle biraz CB'nin içinde değil de CB'nin dışında yapalım o zaman. DE'yi böyle çizdim. Ne diyor bana? DE doğrusu AB'yi P noktasında AC'yi de K noktasında kesiyor. E ne olacak şimdi? Burada şuranın alanını 3 vermiş. Buranın alanını 8 vermiş. Benden APK yani buradaki S diyelim buraya S'i istiyor. İlginç. Şimdi biraz böyle Burada Alanlar oranı tabanlar oranı yapmak isterdim ama Tabanlarla ilgili Çok bir şey söyleyemiyorum gibi duruyor ama söyleyebileceğiz şimdi arkadaşlar Şu kenara bir odaklanın lütfen Bu kenar iki tane kelebeğin merkezinde aslında bakın Bir Şu kelebeğe dikkat edin 2 Bir de bu kelebeğe dikkat edin İkisinde de var bakın o zaman Buraya A dersem, buraya B dersem A'nın B'ye oranı X'in Y'ye oranıdır değil mi? Ve X'in de Y'ye oranı alanlar oranı tabanlar oranı olduğu için S bölü 3. Sonra bakın şimdi A'nın B'ye oranı şu kelebek benzerliğinde burada. A'nın B'ye oranı neye eşit? Hemen görelim. Şuraya da bir Z dersem. E, Y'nin x artı z'ye oranı. Bu arada y neyi görüyor? 3 alanını. x artı z nereyi görüyor? 8 artı z'yi. O zaman y, ye y, bölü x artı z neyi eşit? 3 bölü s artı 8. Çünkü alanlar oranı tabanlar oranıdır. Bakın şurada da göstereyim. Burası 3 taban y. x artı z burası s artı 8. Ne olur? Tabii ki alanlar oranı tabanlar oranı 3 bölü s artı 8 gelir. Bakın x bölü y A bölü B ye ve Y bölü X artı Z'ye eşitti. O zaman S bölü 3'te 3 bölü S artı 8'e eşit geldi. Bu ve bu birbirine eşit geldiği için. Yani şöyle bir daha göstereyim bak. A bölü B hem buna eşit hem buna eşit. Doğal olarak A bölü B zaten S bölü 3'e eşitti. O zaman aynı zamanda A bölü B 3 bölü S artı 8'e eşit oldu. Bunlar da birbirine eşit geldi. Şimdi Bundan sonra artık e, s çarpı s artı 8 eşittir 9. Tabii ki s buradan ne olur? 1 olur. Benden zaten orayı istiyor. Aşık oldu. Bir katlama yapılmış. Katlamada CE CE üstüne eşit. CB C üstü B'ye eşittir. Soruda bilgi vermiş bakın. E noktası DC'nin orta noktası. Güzel. O zaman bakın muhteşem üçünün olduğu tek şekil dik üçgendir. Ben şunu böyle bir gösteririm. Boş boşuna onlar birbirine eşit olamaz. Daha sonrasında 1 EC üssü CB deltoid olduğu için deltoidin köşegeni simetri eksenidir. Bak paralellik oldu. Buradaki EB kenarıyla DC paralel oldu değil mi? Sonra e, bize ne vermiş? BE boyunca katlandı. C noktasından evet C üssü D'ye X dersek burası arkadaşlar X artı 8'miş. Bakın 8 santim daha fazla. CC üssü de ne olarak verilmiş? 16. 16'lı bir özel üçgen düşünelim. Olmazsa Pisagor yaparız. 12, 16, 20. Gerçekten X'e 12 verince, buraya da 20 verince bak 12, 16, 20 oldu. Pisagor yapmama gerek kalmadı. Benden AB uzunluğunu istiyordu. DC zaten. AB'ye eşit. Cevap C oldu. 18'e 30 alanlar ve tabanlar. Dikkat ederseniz tabanlar aynı görüyor musunuz? İki tane paralel kenarın birer kenarı ortak. Alanlar oranı o zaman ne olacak? şunlar belirleyecek. Demek ki bunların oranı 18 bölü 30 olması lazım. Aynı üçgenlerdeki gibi yükseklikleri aynı olan iki paralel kenarın alanları oranı tabanları oranı olur. Dolayısıyla 6'ya bölersek 3, 6'ya bölersek 5. Şimdi ben o zaman buraya 5K dersem buraya 3K demeliyim. Şimdi bu da bir paralel kenar ya. O zaman ne olur? Buraya 12-3K desem Şurasının 5K olduğunu biliyorum. Burası da 16-5K. Karşılık kenarları eşit. 16-5K eşittir. 12-3K. Buradan da 2K eşittir. 4. K 2 oldu arkadaşlar. K 2 olduğu için de boyalı beyaz bölgenin alanını artık bulalım. 2 çarpı 3 6. Buranın uzunluğu 6 geldi. Buranın uzunluğu 6 geldi. Alanları oran, tabanları oranı tabanları tabanlar aynı. O zaman bu alan 18 ise bu alanda 18 olur. Yani B şıkkı. Bir katlama yapılmış. Katlama yapıldıktan sonra ADE'nin çevresi soruluyor. Şöyle katladığımızda genelde bir eski haline bir getirip yorumlayalım arkadaşlar. Bakalım şimdi. Şöyle eskiden burası bir B noktası, C noktasıydı. Katlamada açı değişmez. Bunu bir görelim. Sonra tabii ki en önemli şey burada. Z'den dolayı paralel artı açı ortaylarda iki kenarı görmek gerekiyor. Yani Burada bizim için çok değerli. Konu anlatırken de hep söyleriz. Bu yüzden de şöyle kesinlikle buradaki böyle Z'den dolayı açı ortaylardaki ikiz kenarlara bakın. Şimdi burada X dersem buraya da X demiş olurum. Çevre uzunluğu 60 demiş ya ben buraya bir Y diyeyim. Biraz harfi abartacağız. Buraya da Z diyeyim. Bak hiç mühim değil. Normalde çevresi 60 olduğu için uzun kenara X artı Y kısa kenara Z dedim ya. Bunların toplamı nedir? 30. Şimdi çevreye dikkat et. Z, X, soruyor. O da 30. Yani cevap B şıkkı. A, B ve C'de 12'şer santim arttırılmış. Tamam. O zaman şöyle 12 santim bir A, B ve CD'yi büyütelim. Burada dikkat etmemiz gereken mevzu şu. E şöyle bir baktığım zaman kare ya bunlar özdeş kare birbirine eşit. Aslında bakın burası 45 derece. O zaman ben bu şekli... BC'yi pardon CD ve AB'yi uzattım ya. Burada şunu görmek lazım. Hani bir şurayı kapatayım. Sonuçta uzatınca ne olmuş oldu? Bu paralel kenar böyle oldu. O yüzden kareyi yaparken şimdi neye dikkat edeceğim? Buradaki kare görüntüsü hemen görelim. Artık böyle buraya eklemiş oldum. Buraya eklemiş oldum. Sonra bir tane daha ekledim. Sonra bir tane daha ekledim. 1 2 3 4 e, burası 5 olmuş oldu. Şöyle 6 yapayım. İşte artık hani düzeltirsek bunu şu şekilde bakın bir tane paralel kenar gerçekten 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kare eklemiş olduk tamam mı? Buna göre hatta boyayım bakın. Burada bir kare, ikinci kare, üçüncü kare, dördüncü kare, beşinci kare. 6. kare olmuş oldu ve 12 santim güzel o zaman şunu yakalamış olduk burada şu 1 2 3 demek ki aslında neymiş mevzumuz 3 tane karenin kenarı o zaman 3K dersem karenin bir tane kenarı 4 gelmiş oldu çünkü 12 santim uzatmıştım. E burada da şimdi bunlar birbirine böyle eşit olduğu için 45 yöndeşten dolayı bu da 45 bunlar da eşit oldu burası 4. Burası da 12. Demek ki paralel kenarın uzunluğu neymiş? Şu uzunluğumuz 16 santim. Yükseklik 4 artı 4'ten 8 geldi. 16 çarpı 8'den 128 oldu alan D şıkkı. Bir paralel kenar verilmiş. Bir tane daha paralel kenar verilmiş içinde. 3 KL 2 DC diyor. Ne söyleyebiliriz? Bir bakalım. E, buraya 2K dersem. Buraya böyle 3K dersem. KL paralel DC ya ne yapabileceğiz? Normalde alanların oranını da verdiği için bana şuranın yüksekliği ve böyle buranın yüksekliğini şimdi karşılaştıralım. Birincinin yüksekliği A olsun, ikincinin yüksekliği B olsun. KL 2K yüksekliği A. E, DC 3K yüksekliği B ve alanlar oranı 1 bölü 4. Demek ki K'lar giderse A'nın B'ye oranı ee, ne gelmiş oldu? 3 bölü 8. Demek ki arkadaşlar şu A'ya baktığınız zaman 3H dersem artık bu küçük yüksekliğe. Büyük yüksekliğe ne demeliyim? Şöyle bu şekilde indireyim. Buna 3H dersem tamamı 8H. O zaman burası 3H olduğuna göre şuraya bir 4M diyeyim. Paralellikte karşılıklı oranları aynı. 4'e ee, e 4M ise 3'e 3M olur. O zaman 7M artı 3H eşittir toplamda 8H. Buradan da 7M eşittir 5H geldi. Ee, bana ne lazımdı bu arada? KN uzunluğu. H da buradan o zaman ne geldi? 7M bölü 5. Tamam. O zaman artık 3H da ne olur? 3 çarpı 7 bölü 5'ten 21 bölü 5M. Paralellikte karşılık oranlar aynı. 4M'nin 21 bölü 5'e oranı. 4'ün yine 21 bölü 5 oranı cevabımız E şıkkı oldu. Katlama yapılmış DE üzerinden ama nasıl bir katlama yapılmış? Şöyle bakın burası katlanmış. Şimdi normalde düşünsenize eğer AED'yi katlasaydık görüntü böyle olacaktı. Demek ki o değil. DE üzerinden şurası katlanmış şu şekil. DEBC katlanmış tamam katla, katlayalım o zaman ya da katlanmış hali eski haline getirelim. Şimdi bakın normalde bu paralel kenar böyleydi değil mi? Eski halinde durursa şu buraya gelmiş oldu. O zaman bir katlamadan dolayı uzunluk değişmez. Bak eski haline getirince daha güzel görüyoruz. Kenarlar birbirinin aynısı aman bunları atlamayalım. Bu birbirine eşit böyle. Sonra açı ortay katlamada açı değişmeyeceği için Z'den dolayı bu kenarla bu kenar yine birbirine eşit olmuş oldu. Sonra burası da böyle aynı. Şimdi bize 20'yi vermiş. Tamam burası 20. Ee, şuraya x dersem katlamadan dolayı burası da x. O zaman 20-x. Burası 20-x, x ve şunu tabi sembolü ah, hatta şöyle yapalım. Burası da böyle olduğuna göre tamam orası x olmuş olacak. Sonra burası da yine 20-x oldu şurayı bilmiyorum y diyeyim. Sarı şeklin çevresi 20 burası. Sonra 20 eksi x. Sonra burası x ve y. Toplamda 52. E, ee, y buradan arkadaşlar ne geldi? 12. Benden ne istiyor? Y'yi. Dolayısıyla cevap D şıkkı oldu. Paralel kenarlar verilmiş. O yüzden bakın 22'nin yarısı 11. Burası da 20'nin dörtte biri 5 birim olacak. Bunlar 5 tane olacak şekilde o zaman burası 25 birim. Burası da 3 tane olacak şekilde bu da 15 birim yerleştirilmiş oldu. Şimdi ne yapabiliriz? Dikdörtgenin uzun ve kısa kenarının ikisine dair hiçbir şey bilmiyorum. Sadece bildiğim burası 11 birim, burası da bildiğim 11 birim. Paralel kenarın tabii ki paralelliğinden yararlanarak güzel bir şey yapabiliriz bence. Bak. Aslında bu bir dik üçgenin hipotenüsü görüyor musunuz? Bu da bir dik üçgenin hipotenüsü ve dar açısına şöyle paralel kenarın alfa desem yöndeşten bu da alfa olmaz mı? E burası o zaman alfa olduğundan bu da alfa olur. Bak ne güzel. Alfa, beta, 90. Alfa, 90, beta benzer üçgenler geldi. Şu üçgende alfa, beta, 90. Bu üçgende ne güzel alfa artı beta, 90. Şimdi hipotenüslerin karşı şey hipotenüslerde 25 bölü 15 sadeleştir. 5 bölü 3. Buraya 3K yazsan. Buraya da o zaman ne yazarsın? 5K yazarsın. Karşılık kenarları eşit. O zaman bu da 11 artı 3K olur. Şimdi artık burada Pisagor yapabilirim. 15, 20, 25 üçgeni olur mu acaba? Bir deneyelim olmazsa bakarız. Ee, K'ya 3 versem 3K, 3 5K'dan 15. Burası da hakikaten 20 oluyor. Cidden K arkadaşlar 3'müş. Şimdi yerleştirdiğimiz zaman artık bu kısa kenarımız 20 birim geldi. Bu 3K'ya K3 olduğu için 9 oldu. Burası 12 birim olmuş oldu. KLM doğrusal demiş. Güzel. O zaman artık bu 11 birim. 5K'ya şimdi 3 olduğu için K15 demiş olduk. Burada yine bu 12 olduğuna göre bu da 12. Demek ki uzun kenarımızda arkadaşlar kaç geldi? 27, 11 daha 36. Kısa kenarımız 20, bir dakika 36 değil. 26, 38 geldi. Kısa kenarımız 20. Toplamları 58, çevre 116 geldi D şıkkı. Burada bence eş karelerden yararlanmak ve önce bir paralel kenarı oluşturmak lazım. Bir tanesi daha belli. Paralel kenarın karşılık kenarları paralel ya. BC e, 2'ye 3, 2'ye 4 tanjantı bakın 2 bölü 4 olacak şekilde. O zaman bak ne olur? Bunları yakalamanız lazım. Çünkü bize ileride analitikte falan da fayda olacak. Bak Gerçekten şöyle bir ad kenarı şu an bc'ye paralel değil mi? Bunun da bak tanjantı 1 bölü 2. Şimdi birleştir, gerçekten burada da yine bu 1, 2, 3, 4, tanjantı 1 bölü 4, burada da yine 1 bölü 4 var, tamam. Şimdi görüntüyü oluşturduk, bu paralel kenarın e, alanı bizim birazdan çizeceğimiz klmn'ye eşit. O zaman bunun alanını bulabilir miyim? Bir bakalım. E, ...yarım alan yardımıyla taban çarpı yükseklik yapma şansımız yok gibi görünüyor. O zaman ben yarım üçgenden yararlanarak şöyle bir şey düşüneceğim. Şu üçgenlerin alanları malum paralel kenarın yarısı ya. O zaman bakalım o öyle bir üçgen oluşturabiliyor muyum? Bakın şurada yakalıyoruz gibi sanki. Yani diklik aramı arıyorum. Ve şu gördünüz mü? Bu üçgenin alanı hakikaten tepe noktası ad üzerinde olduğu için paralel kenarın yarısı... Yüksekliği en azından böyle bakın 4 birim olarak söylerim. Şimdi şurası 4 birim. E, orta tabandan dolayı bak buraya 1 dersem burası da ne oluyor? 0.5. Şu uzunluk 0.5. Burası 4. Taban 4.5 oldu. Yükseklik burası 4 oldu. Bunun yarısı üçgenin alanı 2 katı paralel kenarın alanı. Demek ki paralel kenarın alanı, paralel kenarın alanı 18'miş. Şimdi bunu sileyim. Artık buldum nasıl olsa. Bakın sizde bir son kez şöyle bir görüntüye bakın. Şundan dolayı orta tabandan burası buçuk geldi. Dört buçuk o yüzden oldu. Böyle dikler oluşturup bir alan yaptık. Şimdi KLMN'nin de 18 olması lazım. Bunun zaten bir kenarı nispeten küçük. O zaman şimdi şöyle oluşturursam bakın paralellikten dolayı biri hemen elerin bakın küçük bir alan. Zaten deminkinden bile küçük olduğu belli oluyor. Yine şunu kullandığım zaman ne yapacağım? 2'ye 3 olması için şöyle bir paralel kenar yapmam lazım. Deminkinden yine küçük kalıyor. O zaman burada gerçekten 1, 2, 3'ü kontrol edelim. Burası 45 derece. Sonra burası da böyle 45 derece. Şöyle bir alan. Deminki hakikaten bundan yine biraz daha... Gerçi bunlar hemen, bir, hemen hemen birbirine benziyor. Bir kontrol edelim bakalım 3 oluyor mu diye. Şimdi yine yarım alan yardımıyla bir halletmeye çalışalım. Bakalım hani şu mesela paralel kenarın alanının yarısına benzeyen bir üçgen. Burası 3 üç birim. 1, 2, 3, 4, 5, 15 geldi. Bu olmadı arkadaşlar. Az geldi. 4'ü deniyorum şimdi. 4'ü köşe kabul edersem bu şekilde ee, paraleli ne olacak? 3'e 1, 2, 3, 4. 3'e 4 olacak şekilde yani şöyle bir paralel kenar oldu bakın o da tamam mı? Şimdi bunun alanını bulmaya çalışalım. Alanını yine aynı yarım alan yardımıyla yapmaya çalışacağım. Ki bunun gayet kolay olacak bakın. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Burası ne güzel 3 birim. Şu paralel kenarın yarısı hakikaten 3 çarpı 6 bölü 2'den yine 2 ile çarparsam bu da 18 oldu. Demek ki 4 numaralı köşeymiş C şıkkı. Burada aslında soru daha zorlaştırılabilirmiş ama devamı gelmemiş gibi olmuş. Sonuçta şöyle düşünün. E, paralel kenarda e, orada AD1 doğrusuyla çizdiğimiz zaman şu ADE çıktığında ne demiş? Paralel kenarın yüzey alanı %20 azalıyor. Bir tek onu kullanmamız yeterli aslında. %20 azalına göre şöyle birleştir. Buraya e, 2S diyelim kesirli uğraşmamak için. 2S'in 5 katı ne yapar? 10S. Tüm paralel kenar 10S olduğuna göre buraya 5S yaz. Buraya 3S yaz. O zaman burası 2K ise burası 3K olur. Böylece AE'nin EB'ye oranı 2 bölü 3 oldu. Dediğim gibi muhtemelen orada soru belki devam edecekti ama zorlaştırmayayım kolaylaştırayım derken direkt EF hiçbir işimize yaramamış oldu. Evet bu yeni nesil anlamında fena bir soru değil. Gerçekten böyle görüntüye dikkat ederek uzunlukları bulmamız gerekecek. 26 birim uzunluğunda A noktasının B noktasına olan uzaklığı 26 birim demiş. Böyle tamam. Sonra direğin yüksekliği 34 birim. Ben şuna dikkat etmenizi istiyorum. Birinci aşamada kırıldı tamam. Şekil 2'de ekstra bir durum yok gibi. Ama şekil 2'de bakın sonra şekil 3'e geçince şu EC ile AD eşit olmuş. O zaman ben buraya X dersem kesinlikle EB'ye X demeliyim. Bak kıvrıldığında buraya gelmiş çünkü. E noktasından itibaren dönmüş bakın görüyor musunuz? Sonra toplam uzunluğun Yükseklikte 34 olduğunu bildiğim için yükseklik kısmı neresi ona dikkat edin bakın. Şu kısım gördünüz mü? Burası. O zaman şuranın uzunluğu da 34-x geldi. Güzel. 34-x, x. Şimdi burası da 26 oldu. E x 34-x, 26 ise x ne geliyor aklımıza? 10, 24, 26. 10 verdik. Böylece hakikaten 10, 24, 26 oldu. AE kısmı 24 geldi arkadaşlar. Şimdi... Buranın artık 10 birim olduğunu biliyorum. Buranın 10 birim olduğunu biliyorum. 18 vermiş şu iki duvar arasını. 18 verince toplamda uzunluk kaçtı? 24. Buraya 6 kaldı. Yükseklikte 8 oldu. D şıkkı. İki tane benzer paralel kenar verilmiş. Benzerlik oranının 1 bölü 2 olduğunu söylüyor. O zaman bu bize neyi anlatır? Bunun alanı S ise bunun alanı 4S. Çünkü alan oranı benzerlik oranının karesi. Niye alandan giriştim soruya? Çünkü bakın diyor ki kepenki 10 birim yukarı kaldırdığında teknenin görünen yüzeyi 1 bölü 5 azalmakta. E, kepenk bakın buradaki gibi kaldırıldığı zaman dikkat ederseniz işte burası. Gerçekten 4S olan kısım. Yani soruda söylemiyor. Senin anlamını bekliyor. Niye? Ben bu kepengi kaldırdığım zaman yukarı doğru ittirdiğimde görüntü şöyle. Ee, olmaz mı? Bakın göstereyim. Kepenk bir tane daha çizeyim. Ee, görüntü ne olacak? Yukarı doğru kalkacağı için bunun bir kısmı böyle gidecek. Böyle bir görüntü olacak. Peki böyle olmak zorunda mı hocam? Belki de ne biliyorsunuz? Böyle. Yani bizim gördüğümüz kısım belki de burası kalacak. Heh, onu nasıl anlayacağız? Diyor ki... Kepengi 11 yukarı kaldırdığında yüzey alanı 1 bölü 5 azalıyor. E yüzey alanı bunun S4 S daha ne? 5S. 1 bölü 5'i ne yapar? E, ee, S. Demek ki 5S'den de S çıkarınca kalan alan 4S olmalı. Kalan, al kalan alan neresi? Sarı kısım. Demek ki işte buradaki gösterdiği görüntü bana tüyo vermiş 4S'miş. Şu an ne kadar kaldırmıştık bunu? 11'im. Burada 4 birim vardı. Demek ki arkadaşlar şu hizaya gelmesi için buranın yüksekliği 6 birimmiş. Şimdi diyor ki 12 birim yukarı kaldırıldığında ise toplam yüzey alanının 12 bölü 5'i şey 2 bölü 5'i görünmektedir. O zaman ben bunu 4, 6, 10 bir 2 birim daha kaldırdığımda şöyle göstereyim duvarı yine yapayım bakın. 2 birim daha kaldırmaya ihtiyacım var değil mi? Çünkü 4, 6 daha 10, 12 olması gerekiyor. O zaman 12 kaldırdığım zaman yukarı yani bir nevi artık şuradan itibaren bir 2 santim daha 2 metre daha yukarı kaldırdığımda artık şurası 2 metrelik kısmı yukarıda kaldı. Ve alan neymiş? 2 bölü 5'i. Şimdi toplam alanımız neydi? 5S. 5S'in 2 bölü 5'i ne yapar? 2S. He. O zaman 4S'ti bakın bu paralel kenar. Altta kalan 2S. Demek ki sarı bölgenin de yarısı gitti. O zaman alt kısmın yüksekliği de 2 olacak ki yarı yarıya alanları bölüşmüş olsunlar. Demek ki arkadaşlar biz bunu tamamen kaldırmak için şurasının 4 olduğunu bildiğimiz için artık bir 4 santim daha yukarı kaldırırsam olayı tamamlamış olurum. Buradan baktığınız zaman başlangıçta 4, 6 daha 10 kaldırdık. Buraya kadar geldi. Sonra 2 birim daha kaydırınca şu kısmı kaldı görünen. O zaman ben bunu bir 2 birim daha kaydırırsam yukarı doğru. Ne olmuş olacak? Toplamda artık tamamen şu kepeygin görüntüsü buraya gelmiş olacak. 4, 6 daha 10. Şurası 2 idi. 2 daha 14 yapmış oldu A şıkkı. Gördüğünüz gibi buranın yüksekliği 4. Onu atlamayın. Buranın yüksekliği 6. Burası zaten 4'tü. Totalde o zaman 14 kaldırdığımda hiçbir şekilde bu görünmeyecek A şıkkı geldi. Eş iki tabela görülmektedir diyor. Ve bakın burada 5, 15 yere olan uzaklık değişmeyecek sonuçta. Burada 7, 9 yine ona göre bakacağız. Şimdi bir kontrol edelim bakalım. Toplam alan 240 olduğuna göre her birinin alanı 120 birim kare. Çevreleri toplamı 128 ise o zaman her bir çevre 64. Yani şöyle İki kenar dediğimiz zaman 1. A artı B 64'ün yarısından 32. İki kenarın toplamı 32. 2. Şöyle bir yükseklik yapalım. Buraya H diyelim. Burası o zaman ne olur? Dikkat edin lütfen. 20 artı H ya. O zaman burası H artı 4 gelir. Böylece B çarpı H. B çarpı H. 120. Ve yine A çarpı. Küçük kenara A demiştik. A çarpı H artı 4 yine 120. Bilinmeyen sayısını bir azaltalım şimdi. Bir B gördüğüm yere mesela e, şunu yapabilirim değil mi? 32 eksi A. 32 eksi A çarpı H 120. A çarpı H artı 4 120 yine. Şimdi A H artı 4 A 120 olacak. Daha sonrasında e, bir yorum daha yapalım. Buradan bir denklem üreterek 32H eksi AH AH artı 4A. O zaman şöyle bir H'ları bir araya alırsak ne olur? Bunu bu hatta düzgünce göstereyim. 32H eksi 4A 2AH olacak. Ha, o zaman şöyle daha mantıklı. 32H eksi 2AH eşittir 4A. Sonra h parantezinde 32 eksi 2 a 4 a h da buradan sadeleştirirsem 2 a bölü 16 eksi a oldu. Tek bilinmeyene düşürmek için ben şimdi bunu buraya yazarım. a çarpı 2 a bölü 16 eksi a artı 4 a 120. Buradan da a kare bölü 16 eksi a artı 2 a eşittir 60. a kare eksi 2 a kare artı 32a bölü 16 A öbür tarafa da atarsam 960 eksi 60a oldu. Şimdi e, a kare eksi 92a artı 960 eşittir 0. Buradan da o zaman 12 çarpı 8 96. Evet oluyor değil mi? Evet oluyor gerçekten. A eksi 80. A eksi 12 eşittir 0. A 80 olamaz yoksa burası negatif olur. Demek ki A neymiş? 12. Artık yerine yazarsam 24 bölü 16 eksi 12'den 4. H 6 geldi. Doğal olarak H 6 gelince 5. Burası 6 daha 11. 15 daha 26 oldu C şıkkı. Uzunluklarından hangileri aynı anda bilinirse AB uzunluğu bulunur denmiş. AF ve BE birbirine eşit. Şey pardon. EC ve EB birbirine eşit. Bakalım. Katlamadan dolayı burası tekrardan o zaman EC, EC üstüne eşit. Şimdi ben burada nereyi bulmak istiyorum? A, bulmak istiyorum. Bakın burada direkt size aslında yorumu net bir şekilde söylemem lazım. Yani burada hani mecburen öncülleri tek tek kontrol etmeniz gerekiyor. Ancak vakit kaybına girmeyelim şimdi biz hani AF tek başına AF'yi bilsek sadece bilmiş oluruz hiçbir işe yaramaz yani zaten işlem yapamadığınızı görürsünüz. Burada mevzu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Açık söylemek gerekirse AF ve FC üssü bakın. Bunları bildiğim zaman soruyu çözebilirim. Ama tabii ki şunu diyebilirsiniz hocam öyle ben tek tek denersem ben de bulurum. Evet biraz haklı oluyorsunuz. O yüzden size gerçek güzel yorumu göstereyim şimdi. Bakın. Soruyu eğer ben öncülerden tek tek gitmeyeceğim, düzgünce görmek istiyorum diyorsanız buraya alfa dersen burası alfa değil mi? Katlamada açı değişmez. E ne olacak buradan ne işime yarayacak? Sonra bakın burası da ilk etapta bir anlamı yok gibi 180 eksi alfa. Sonra işi koparan kısım burası da 180 eksi alfa. Lütfen dikkat edin bakın yeşil kenar eşit. E, sonra mavi kenar eşit. Ve açı da eşit. Bu ne? Kenar açı kenar eşliği. Bu yüzden burası x ise burası da x. Hatta biz bunu açı ortayda da görüyorduk bakın. Bir kenarda da bir bilgi hatırlatayım. Açı ortayda illa dikindirmeye gerek yok. Burası teta ise burası teta ise sonra bakın bunlar da birbirine eşitse açı ortaya olur. Böyle hatta bunun adı deltoittir. Dolayısıyla x x geldi. Sonra buraya da y diyeyim. İşte bakın A, B'yi bilmek için neyi bilmem gerekiyormuş? Y artı X'i. Yani A, F ve FC C üstünü cevap 1, 3, D şıkkı oldu. 3 tane eş sarı boyalı paralel kenar ve 2 eş boyalı paralel kenar verilmiş. Ve maviler ile sarılar benzermiş arkadaşlar. Mavi ile sarı benzer ne demek? Şeye dikkat etmemiz lazım. Şimdi bu küçük olanı, e, bu da büyük olanı tamam mı? İki tane paralel kenar benzerse örnek veriyorum. Mesela bunun e, kenarı 2 olsun bu 8 olsun. Bunun uzun kenarının kısa kenarına oranı 1 bölü 4 ya. Burada da aynı durum geçerlidir. Ya da aynı şekilde bakın uzun kenarların oranı kısa kenarların oranına eşittir. Bu örneği soruyla hani bağlantılı olsun diye verdim. Şimdi sileyim isterseniz. Dörtgenlerde de benzerlik budur tamam mı? Şimdi burada şuna dikkat etmeniz lazım. Buraya A desem, buraya B desem, e, A desem yine. Sonra şu e, bunun kenarına da B desem. Bakın burada şu kısma ne kalıyor? B eksi A değil mi? O zaman mecburen, şimdi olaya dikkat edin. Bu da paralel kenarın uzun kenarı olduğuna göre B yapmak için buraya ne kaldı? A. İşte aslında büyük dik e, paralel kenarın bir kenarı 2A geldi küçük paralel kenarın bir kenara A geldi. O zaman burada benzerlik oranımız 1 bölü 2 olduğuna göre artık. Ve şu dikkat ederseniz kısa kenar aynı zamanda küçüğün uzun kenarı. Burası neydi? 2A değil mi? Sonuçta o zaman bu 2A olunca benzerlik oranı 1 bölü 2 olması için 4A oldu. Artık gönül rahatlığıyla şöyle buralara A, A, Buraya 4A, o zaman buraya 3A, A diyebilirim. Sonra buraya yine A deyip buraya A diyebilirim. O zaman ne oldu? 6A büyüktür 24. Bunlar birer tam sayıymış kenar uzunlukları. A o zaman en az 5 olur. Bu yüzden de e, burası 2A'ydı en az 12. Sonra burası 4A'ydı 6 kere 5 kere 4'ten 20 pardon kenar şeydi 5'te 10 oldu. Buradan da 30 geldi. Burası da 30 geldi. 60. O zaman çevre en az 120'dir. Tamam, bu doğru. Mavi boyalı bölgelerin alanları toplamı en az 40 birim karedir. Benzerlik yapalım şimdi. Şöyle büyüteyim. Bakın. Ee, şuraya bir h diyelim. Ee, bakın şimdi a'nın 6a'ya oranı eee h'ın 24'e oranı. Böylece ne gelmiş oldu? 4. 4 olunca bunun bir kenarı neydi? 10. O zaman bir tanesinin alanı 40 geldi. Burada ama ne diyor? Toplamları en az 40'tır. Mavi boy, boyalı bölgelerin bir tanesinin alanı 40. Tamamı de, e, ikisi birden değil. Hc. Hc'nin arası burası. Tamam. Şimdi biz burayı ne bulduk şu an? En az olması için 30 bulduk değil mi? 5'in altı katı, 4'ün altı katı, 3'ün altı katı 18. 18. O zaman burasının demin 30 olduğunu biliyorum. Böylece ne olmuş oldu? 1 3 D şıkkı.